Koronavirüs vakaları artıyor. Türkiye'de virüs kaynaklı ölümlerde sayı 44'e yükseldi. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda 7 hastamızı kaybettik, 343 yeni tanı var ifadelerini kullandı. Hayatını kaybeden hastaların ileri yaşta ve birinin de KOAH hastası olduğunun altını çizen Sağlık Bakanı, son 24 saatte toplam 3952 test yapıldığını ve 1872 tanı konduğunu da duyurdu. Bakan Koca vatandaşlara bir kez daha seslendi. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir artışın önünü kesebilir. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz dedi. En düşük emekli maaşını 1500 liraya yükseltiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere verdiği müjde kanunlaştı. En düşük emekli maaşı 1500 lira oldu. Duyuruyu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı. Bakan Selçuk mesajında emeklilerimize ve milletimize hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere verdiği erken bayram ikramiyesi sözü de kanunlaştı. Bakan Selçuk Twitter'da yaptığı paylaşımda emeklilerimizin Ramazan bayramı ikramiyelerini Nisan ayında ödüyoruz. Hayırlı, bereketli olsun dedi. Bugün itibariyle Çin'de kullanılmış olan, özellikle yoğun bakım hastalarında kullanılmasının 11 günden 11 veya 12 günden 4 güne kadar düşürdüğüne dair bilgilerin olduğunu bildiğimiz ilaçla ilgili de bu sabah yeterli miktarda Çin'den getirmiş olduk. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı. Koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere Çin'den alınan ilaçlar 40 şehre dağıtıldı. Ambulans uçakların kullanıldığı dağıtım 8 saat sürdü. Bakan Koca, yoğun bakımlarda kullanılmaya başlanan ilacın etkinliğinin gelecek günlerde netleşeceğini vurguladı. Sağlık Bakanı ayrıca aşı endüstrisinin yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirmesi için harekete geçildiğini bildirdi. Umut verici bir bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız fon oluşturmaya hazır ifadesini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüse karşı COBİ'lere kalkan olacak üçlü koruma paketini açıkladı. COSGAP aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon liraya kadar destek vereceklerini ifade eden Bakan Varank, bunun 4 milyon 200 bin lirası geri ödemeli olacak. COSGAP alacaklarını 3 ay erteliyoruz. COSGAP projelerinde de 4 ay ek süre vereceğiz dedi. İşletmeler salgın riskinin ortadan kalktığı resmi makamlar tarafından duyurulana kadar bu programdan yararlanabilecekler. Başvuruları almaya başladıklarını belirten Varank, olağanüstü bir süreçten geçtiğimiz şu dönemde COSGAP kurulları normalden daha hızlı bir şekilde karar alıp desteklenecek projeleri kısa zamanda belirleyecek, ödemeler de ivedilikle yapılacak diye konuştu. Hava yoluyla seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelikte bir değişiklik yapıldı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönetmelik, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre koronavirüs salgınından dolayı 5 Şubat'tan itibaren iptal edilen uçuşlar sebebiyle uçuşu icra eden veya etme taahhüdünde bulunan hava taşıma işletmesi, tazminat hakkı, geri ödeme ve güzergah değişikliği hakkı ve hizmet hakkı kapsamındaki yükümlülüklerden uçuş yasakları kalktıktan sonraki 2 ay bitimine kadar muaf olacak.
Covid-19 salgını nedeniyle uçuşu iptal edilen yolcunun hava taşıma işletmesinin boş koltuk durumuna bağlı olarak istediği bir tarih için bilette değişiklik yapma veya bileti açığa alma hakkı olacak. Yolcu açığa alınıp kullanılmayan biletin iadesini uçuş yasakları kalktıktan sonraki 2 ayın ardından hava taşıma işletmesinden alabilecek. Husumetli aileler birbirine girdi, ortalık kan gölüne döndü. Olay Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Güveçli mahallesinde yaşandı. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışma büyüdü, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine girdi. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. Olay sonrası yaralı vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edilirken jandarma ve polis olay mahallinde ve hastanede güvenlik önlemi aldı.